Selamlar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet haftanın kapanış gününde Borsa İstanbul e, oldukça dağınık ve oynak bir şekilde arkadaşlar dalgalı bir kapatma yaşadı. Yine 1.85 bir kayıp söz konusu. Ve bedel sermaye arttırma haberlerinin bugün kamu yayınlatma platformunda çok olduğu bir günü yaşıyoruz. Bu haberler sizlere amatör şartlarda vermeye çalışıyoruz. 11.09'da Kamu aydınlatma platformuna Sanko Pazarlama İthalat İhracat Anam Şirketi'nin sermaye ile ilişkin bir bildirim düştü. Evet, bedel sermaye ile ilişkin sermaye piyasası kuruluna yapılan başvuru hakkında bu arkadaşlar. Yapılan ama güncelleme mi? Evet. Yapılan açıklama düzeltme Hayır. Ertelenmiş bir ama ama Hayır. Kayıtlı sermaye tabanı burada kapta sıfır gözüküyor. Bunu ben çözemedim. ve Bilemiyorum yani şu an ne olduğunu mevcut sermayesi 105 milyon liraymış ve 150 milyon liraya ulaşılacak sermaye olarak gösterilmiş. %42.85 arkadaşlar e, Sanko bedelsiz sermaye arttırma kararı almış. İç kaynaklardan bedelsiz arttıracakmış bunu. Bunu da öz sermaye enflasyon düzeltme farklarından ve diğer kar yedeklerinden karşılayacakmış toplam ee, gördüğünüz gibi %42.85 yani 45 milyon liralık bir sermaye arttırımına gidecek. Evet bunun için e, sermaye piyasası kuruluna 5.25'i 2023 tarihinde başvurulduğu net olarak açıklanıyor arkadaşlar. Evet sermaye piyasası kuruluna SPK'ya Sanko %42.5 %42.8 oranındaki sermaye arttırımı için başvuruda bulunmuş. Sevgili arkadaşlar buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız lütfen. Ee, bize de destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyoruz. Da. Buradaki beklemeniz gereken olay artık sermaye piyasası kurulunun Sanko pazarlamanın %42.5'ün üzerinde bu bedel sermaye arttırımı onaylamasına kalıyor. İş onayladıktan sonra bölünme gerçekleşecek arkadaşlar. Şu anda herhangi bir olay bitmiş değil. Selamlar saygılar hepinize